Hocam ben bunu uzun zaman oldu aldığım, tavsiye ettim ve çok geri dönüşler güzel oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Safiye Hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Amin, amin. Ben öyle giriş yaptım kitabımızla böyle. Elhamdülillah. Çabucak tavsiye Anladım. ediyoruz. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Alemin. Ala külli hal diyoruz. Rabbim yine bizi sağlıklı ve bedenin içinde konuşan bir dille, akleden bir beyinle yine tekrar bizi buluşturdu. Hamdolsun Rabbıma. Size de teşekkür ediyorum. Vesile olan Kemal abimize de çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah güzel bir program yapmayı, mutluluğun, huzurun ne demek olduğunu çok güzel anlamayı ve hayata daha böyle sağlam adımlarla atabilmeyi bizlere lütfetsin inşallah. Amin, amin güzel hocam. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ebedi mutluluğu ve huzuru vahyin gösterdiği yolda arıyorlar. Bu zaten kesin bir bilgi. Dolayısıyla biz de huzuru arayan, huzura dokunmak isteyen kalplere inşallah bugün huzurla dokunmaya geldik hocam. Buyurun söz vahide. Evet hocam, ben bugün bayağı bir hazırlık yaptım. Önümde o kadar açık böyle sayfam var ki üzerinde konuşması gerçekten zormuş yani. Şimdi son zamanlarda verdiğimiz karar üzerine, kitaplarımızın üzerine konuşalım demiştik. Yani, önceden de hazırlanıyordum haliyle ama bu sefer böyle hazırlıklarım o kadar yoğun oluyor ki kitapları anlatmak ya da içindekini anlatmak gerçekten çok da kolay değilmiş aslında. Kendi yazdığın eser lakin böyle insan toplayabilme adına zorlandım doğrusu. Şu anda da inşallah güzel bir sunum yapmayı Allah'ım lütfeder. Bu kitabımızın ismini Aileye Mutluluk Yakışır koyduk. Aile bizim hayatımızda gerçekten önemli olgulardan birisi. Ben şimdi bir böyle girişime önce Rabbıma hamd ederek, Rabbim ilmimizi, anlayışımızı, imanımızı artır duasını yaparak kalbimizi din üzerine sabit kıl. Yar ve bizi takva sahibi kullarından et ve takva sahibi kullarına önder et. Ve canımızı Müslüman olarak al duasıyla girmek istiyorum. 2 günlük dünya. Bir varız, bir Yok. yokuz. Nefes aldık, veremedik, verdik, alamadık. Bu kadar kısa bir ömrün içindeyiz Safiye Hocam. Bu kadar kısa bir ömrün içinde çok uzun emeller peşindeyiz. Hayallerimiz o kadar çok uzun ki ta çocuklarımızın, torunlarımızın görmeye, torunlarımızı evlendirmeye kadar yani böyle onların gelecekteki yaşantılarını görmeye kadar tabii maddi ve manevi birçok hayallerimizi oluşturuyoruz. Lakin ben bugün şöyle bir serzenişle mi ya da böyle haykırışla mı giriş yapmak istiyorum? Ne olur, ne olur diyorum bu sese kulak verin. Kaybedecek zamanımız yok. Yani şu Yok. doğrultuda kaybedecek zamanımızın hiç kalmadığını söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum ki tabii sözlerin, kelamın en önceliği Allah'ın Ahsenel Hadis olan Allah'ın kitabı. Rahman Nisa suresi 1. ayetinde diyor ki Estağfirullah ya eyyuhannas insanlara hitap ederek bu ayet beni çok etkiler hocam. Siz bir tek canlı varlıktan yaratan, yani aynı özden yaratan, onlardan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbine karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ben buradan giriş yapmak istiyorum. Öncelikle bu. Rabbimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun perden, kadın ve erkek farklılığı yok. Rahman bana kadın kıyafetini giydirmiş, eşime de erkek kıyafetini. Yani erkekler isteyerek erkek olmadılar, kadınlar da isteyerek kadın olmadılar. Aynı özden yaratıldık. Önemli olan bizim birinci vazifemiz Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak, farkında olmak. Yani bunu ilk madde bir diye belki açıklayacağım unsur bu olacak. Yavaş yavaş da aileye tabii geçiş yapmak isteyeceğim. Yine Hucurat suresinin 13. ayetinden bir ayet aldım hocam. Harika. Sevzu'da ey insanlık ailesi. Yani burada da
Yani ey insanlık, direkt yani direkt insanlığa hitap eden Rahman Estağfurullah. Elbet sizi bir erkek ve dişiden yaratan bizi. Bir erkek ve bir dişi derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki tanışabilirsiniz. Yani şu anda ta 3000 kilometre uzaklıkta Safiye Büyük İzmir'in bir yerinde yaşıyor. Daha henüz hala görmedik, tanışmadık ama Allah'ın bu bizim için insanın aklına düştüğü bu sanal ortamda. Önceden ilk geldiğimde buraya hocam 90'dı daha. Demişlerdi ki o zaman 90-95'li o civarlar işte görüntülü telefonlar çıkacakmış. İşte ta yıllar önceden bunun tabii kokusunu aldık yani böyle bir şey olacakmış. Nasıl olacak ki deyip de hiç inanamıyorduk bile yıllarca bunun hasretiyle yandık. Şimdi bakın yani dersler de yapıyoruz artık metaverse'lerin içine de gireceğiz. Yalancı bir cennet de oluştu o cennetin içine de girecek çıkılacak. Yani zaten bir metaverse'in içindeyiz yani böyle bir bu dünyada bir meta. Allah bu dünyayı da meta olarak yaratmış. Yani metaverse dediğimiz ferze yani ayet. Yani bu dünyada bir ayet. Tekrar şeytani sistem yani şeytan kendi sözüne haklı çıkartmak niyetiyle galiba gayreti o şeytanın. Bir daha bir metaverse diye böyle bir dünya çıkartmış yabancı dünya. Şimdi o dünyanın içinde artık inşallah biz de onun şeytanının sisteminin içinde ezilerek değil, yok olarak değil de kendimizi muhafaza ederek böyle birbirimize böyle bir tanışmayı Allah bize lütfetti. Yani Rahman kavimler ve kabileler haline getirdi ki tanışabilelim. Ortaklaşa bir şeyler yapabilelim. Elbet Allah katında en üstünüz ona karşı sorumluluk bilinci en üstün olandır. Yani Nisan suresi 1. ayette, Hicurat suresi 13. ayetini birleştirirsek benim anladığım hocam Allah-u Alem üstünlüğün takvada olduğu kadınla olmakta ya da erkek olmakta değil. Kimler sorumluluğun farkındalığındaysa, bilincindeyse onların üstün olacağı algısıydı. Öncelikle bunu vermek istedim hocam. Çünkü bu olgu insanın iç dünyasında huzurlu olmasına yeter. İnanmasına, iman etmesine, bu imanına yani iman ettiği ona güvenmesine ve teslim olmasına itecek ve bu güven ve teslimiyet de doğru hareket edecek. Doğru hareket ettiği zaman Allah ona güzel bir hayat, hoş bir istikbal vaat ediyor. Yani bu doğrultuda sorumluluk bilinci hayatımızın merkezinde Safiye Hocam. Önemli olan bu sorumluluk bilincini elde etmemiz öncelikli olan. Kıymetliliği dışarıda aramamak o kadar güzel bir şey ki hocam. Şimdi benim kıymetimi en güzel, en kıymete değer kim bilir? Beni yoktan, yokluktan çıkartıp varlığın başına oturtan bilir. Belki annem babam bile bilmez. Kıymetimi bildiren ve en kıymetli olan kendine yönlendiren Rabbimizi bulabilme açısından ailede huzur, toplumun temeli olarak ailede huzur çok mühim. Şimdi hocam ben şunu sormak istiyorum. Huzur, mutluluk tabii ki de önemli de daimi huzuru sağlamak için bu minvalde nelerin yapılması gerekiyor? Yani önce nerede aranmalı huzur? Hocam, huzurun kaynağı inanın öncelikle insanın iç dünyasında. İç dünyasında huzurunu elde edemeyen hiç kimse gerçek mutluluğu elde edemez. Hadi Rahman der ya, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur, itminan olur, mutlu olur. Kalbini Allah'ın zikriyle mutlu edemeyen kesinlikle yaşadığı bütün ortamlarda hep o bir suçlu arar. Yaşadıkları acılara bir suçlu arar. Yani bunu o suçluluktan çıkartabilmek maksatlı insanın Allah'a yönelişinde bir adım ilerlemesi lazım. Rahman bunu çok güzel etmiş. İnsan suresi 3. ayet aklıma geldi. Der ki Allah, Harika. Euzubillah, biz insana doğru yolu gösterdik. Artık o ister minnettar kalsın,
ister nankörlük etsin. Yani şu anda Allah insanı yaratıp başıboş bırakmamış hocam. Her yarattığını bir sebebe binaen yarattığı gibi, ona hikmetle yarattığı gibi, insanı da sebep ve hikmetler dairesi içinde öğreterek yaratmış ve onu göstermiş, doğru yolu göstermiş. Bunun akabinde minnettar olmak ya da nankörlük etmek insanın kendi iradesine bırakılmış. Şey, insanın iradesini bu noktada doğru yolda yönlendirebilmesi, Allah'ın zikriyle, yani o doğru bilgiyle harekete geçirebilmesi. Doğru bilgi insanın içinde anlam ifade etmezse gerçekten insan kendinin başıboş olduğunu düşünür. Bunda da yine aklıma Kıyamet Suresi 36. ayet geliyor. Diyor ki Allah, insan kendini başıboş bırak. Yani insan kendini başıboş bırakılmayacaktır insan. Yani yine Ankebut suresinin 1. ayeti geliyor ve Teuzbillah, iman ettik demek de bırakılabileceğinizi ve imtihana çekileceğinizi Kabul edeceğinizin sanırsınız diyor. Mesela Duhan suresi 38. ayet de diyor, Rabbim gökler ve yerler arasındakiler oyun ve eğlence için değildir diyor. Yani bütün bunların ne var? Bir yaratılış sebebi var. O yaratılış sebebini bizler gerçekten bilmeliyiz. Ki bunu yine İsra suresi 70. ayet gözlerinde diyor ki Rahman, Sezonya, biz hakikaten insan olduğunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Yine kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Yani şu anda insanın yaratılışını Rahman o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki. Yani bu noktada bizler duruşumuzu çok iyi belirlememiz lazım. Yani insanı ayıran özelliği, diğer mahluklardan ayıran özelliği çok iyi kavramamız lazım hocam. Nedir peki bu? Sevebilmek, inanabilmek, güvenebilmek. Yani bir hayvanda bu, hani sever. Ama inanç nedir? Hayvanın inancı nedir? Yemeğini vermezsen biter yani. Yani güvenmek ne demektir yani? Ona karşı kuyruğunu bas. Yani hani kedinin kuyruğuna bas. Senin en yakın böyle senin etrafında olan bir kuyruğunu bas zaman bütün tırnaklarını çıkartabilir. Hayvandır yani. Ama insanın öyle değil. İnsanın ayıran bir özelliği var yani. Meryem suresi 96. ayetinde şöyle diyor Rahman, Estağfurullah. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise Rahman onlar için kalbinde, yüreğinde bir sevgi kılacaktır. Yani burada gerçekten Allah sevgiyi bir rahmet olarak yağdırıyor. Sevmek bir sanat hocam. Sevmek, sevmeyen sevilmeyi hak edemez. İnsanın yüreğine Allah'ın bahsettiği en büyük duygulardan birisidir. Güven insanın yüreğinde oturan bir olgudur. Allah doğru hareket edenlerin yüreğine güven duygusunu vereceğini söylüyor. Bak şu anda insanlık güven krizi yaşıyor. Yani gerek aile içinde, gerek toplum içinde, gerek dünya içinde. Kendi içinde de hocam. Tabii kendi içimizde. Zaten İnsanın kendi içinde güven krizi vardıysa hiç kimse, yani öncelikle kendine güvenmeyecek. Sonra toplum eşine, çoluğuna, çocuğuna, çevresindeki insanlara güvenmeyecek. Sonra toplumuna güvenmeyecek. Yani güvensiz bir ortamın içinde olacak. Bunun temelinde ne var hocam? Özüne güvenmemek. Özünü yaratana, yani onu yaratan özünde o var çünkü. Ne dedik az evvel? Nisan suresinde aynı özden yarattığını. Bakın özümüzü yaratan var. Özümüze güvenmektir asıl olan. Özümüze güvendiğimiz zaman şunu çok net söyleyeceğiz hocam. Bir musibetle karşılaştığımız zaman müminlerin diyeceği, özüne güvenenlerin, yani ona güvenenlerin, Rahman'a güvenenlerin yapacağı iştir bu. Bir musibetle karşılaştığı zaman inna lillahi İnna lillahi ve inna ileyhi. İnna, şüphesiz ki biz Allah'a aitiz. Bak, lillahi için, Allah içiniz, Allah'a aitiz. Bu inna ileyhi raciun ve dönüşümüz de ona. Hocam burada bir aidiyet olgusu oluşuyor. Yani o üzüne aitsin, o üzüne gideceksin. Sana ait olan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece sevgin.
Sadece güvenin, sadece yaptıkların sana ait olanlar, amellerin sana ait olanlar. Şimdi bu doğrultuda baktığımız zaman insan nereye gidiyorsa gitsin hocam kendisini götürüyor. Unutmayalım. Çünkü hani bu hani az evvelki söylediğim ayetin numarasını da hatırlatayım. Rahat suresi 29. ayet. Ümit ediyorum Kemal abi not edip hep aşağıya koyuyordur. Diyor ki Rahman, Estağfirullah. İman edip doğruları yapanlar için hoş bir hayat, güzel bir istikbal vaat eder. Bak vaat eden kim? Benim özümün sahibi, alemlerin sahibi, her şeyin sahibi. Ve yapabilecek tek kişi o. Bundan dolayı bizler Rabbimizin inancımızı, inandığımız doğruları hayatımıza yaklaştığımız müddetçe insanlaşırız. Uzaklaştığımız müddetçe de insanlıktan uzaklaşırız. Yaptığımız müddetçe varlıkların üstüne çıkarıp hürleşiriz. Geçenlerde konuşmuştuk. İslam kula kulluktan kurtarıp hakka kulluğu getiren yegane sistem, tek sistem, hürleştiren sistem. İşte bunun olabilmesi için bizler gerçek hürriyeti tam kulluk olduğunun farkında olmalıyız. Kul olanlar gerçek hür olanlardır. Ki Cenab-ı Allah insanın içine vahyettiğini söylüyor. Şems suresi 8. ve 9. ayette. Biz içimizi dinlediğimiz zaman gerçekten doğrulardan, yanlış hareket etmeyenlerden oluruz hocam. İyilik ve kötülük yapmamız hep içimizdeki gelen vahiylerle oluşuyor. Şimdi bu doğrultuda her insan aynı özellikle mi yaratılmış? İnsan kendi kendine zulmedebilir mi? Bunda Kur'an'ın örnekleri var mı? Tabii ki bunlar apayrı konu başlıkları ve bunun üzerinde de düşünebilir. Şimdi ben Aileye Mutluluk Yakışır dizisine böyle bir algıyla, böyle bir girişle yapmak istedim ki bu girişin üzerine bina etmek istedim şu anda yapmak istediklerimi. Aksi takdirde sağlıklı bireylerin bireye getirdiği, bireylerin bir araya geldiği aile oluşumu mutlu ya da huzurlu olur bakın. Mutluluk ve huzuru ben burada ayırmaya çalışacağım inşallah. Çünkü günümüz insanı mutluluk ve huzuru çok ayrı anlatıyor hocam. Şimdi ben burada mutluluk ve huzur konusunu şöyle değinmek istiyorum. Modern dünya mutluluğu hazza indirmiş. Bak haz odaklı bir mutluluk algısı var modern dünyada. Sağlıklı olmak, işte maddi sıkıntı çekmemek, istenen her şeye sahip olmak, lüks otellerde tatiller yapmak, evlerinin çok lüks olması, arabalarının çok lüks olması, yani böyle hep bütün bunlar işte evladının olması, her şeyinin yolunda olması, tıkırında olması tabiri caizse. Ama Kur'an'ı perspektiften baktığımız zaman olay çok farklı hocam. İşte ayrım noktası burası. Safiye hocam, açlıkla Allah Teala, korkuyla, can ve mal kaybı gibi şeylerle imtihan edileceğimizi söylüyor Allah Teala. Yani evlatlarımızla, eşlerimizle, mallarımızla, imkanlarımızla, bütün bunlar bizim için bir imtihan, fitne olarak Allah anlatıyor. Yani anlatırken mallarınız, eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlar, bak düşman tabirini kullanıyor Allah. Yani bunlar tek nedir? Bunlar hayatın, vahyin bize öğretilerdir. Hayatın da gerçekleridir. Bu gerçekleri bize hazırlarken Rahman sabredenlerin müjdesidir. Kimler sabrediyor? Bakın bunlar nereden bize düşen olgulardır. Yani böyle kocamın yaptığı kocama, benim yaptığım bana noktasında. Onun acılarını kendisi çekiyor. Ben kendi acılarını çekiyorum. Benim duygu dünyam farklı, onun duygu dünyası farklı. Onun yaptığı ameller ona ait, benim yaptığım ameller bana ait. Yani güzel olan budur. Benim yaptıklarımı onun desteklemesi, onun desteklerini benim desteklemem. Ha böyle huzur paylaşılır. Paylaştıkça çoğalan bir olgudur ya. Yani mutluluk hocam her şeyin yolunda gitmesiyle veya birçok şeye sahip olmakla doğrudan alakalı değil. Mutluluk hazza odaklanınca çikolata yiyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz. Çok güzel bir yerde yemek yiyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz. Yani bu bir anlık bir şey. Yaşadığınız o haz odaklı bir şey. Lakin o geçtiğinde
Onun işte kalorisi üzerimizde kaldı gibi. Eyvah, bu kadar ihtiyaç kredisinden bu tatili yapmıştık. Şimdi ne olacak? Bir sene bu tatil için çalışmamız gerekecek gibi gibi. Yani birçok vicdan azabı çektiren olgular. Bir de iyi geçmediyse. Bazı felaketlere maruz kalan müminlerin bu zor, bak böyle, yani mutluluğun tarif eden zorluklara rağmen sabretmesi ve bu sabrın akabinde teslim olması. Ve az evvel dediğim gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilmesi. İşte bu şekilde insan huzuru bulur. Yani mutluluktan bir kademe atlayarak huzur yolunda ilerlemiş olur. Ha, bunun farkındalığını yakalamış olan insanlar gerçekten hayatın lezzetini yakalamış, hayatın içinde adım adım ilerlemiş, kaybedecek zamanın olmadığının farkındalığını yakalamış kişilerdir. Safiye Hocam. Eyvallah. Şimdi galiba huzuru, daimi huzuru korumak için Allah ile olan ilişkimizi de doğru kaynaktan, doğru yoldan öğrenmemiz gerekiyor hocam. Şimdi kulaktan duyma bilgilerle, atadan gelen bilgilerle bu yola girersek Allah ile doğru bir iletişime giremiyoruz. Dolayısıyla dedi ki az önce mesela dünyada tamamlanmış bir nimet yoktur. Yani tamamlanmış nimetler ayetin gösterdiğine göre sadece cennettedir. Dolayısıyla burada nimetleri tamamlayacağım diye huzuru erteleyen ya da huzuru nimetleri tamamlamada arayan insanlar hocam maalesef huzuru kaybediyorlar. Hatta daha da çok başları derde girebiliyor. Bu noktada daimi huzuru yakalamak için Allah ile nasıl bir iletişime girmek gerekiyor hocam? Birey ve aile olarak. Evet. Hocam, ben bu noktada Allah ile İletişim dikey ve yatay olarak ayırmak istiyorum. Dikey ilişkisi, yani Rahman'la ilişkisi tam yapan olanlar, yatay ilişkisi her zaman sağlıklıdır, kalitelidir, düzenlidir ve denge için. Ve bu noktada ben dengeyi üzerine durmak istiyorum. Denge hayatımızda en önemli olgulardan birisi. Bakın, dengemiz tersliğimiz zaman bir o tarafa yaparız, bir bu tarafa yaparız. Mesela arabanın balans ayarı vardır. Lastiklerde ayarlanır bunlar. Eğer o balans ayarı bozulursa arabanın tekeri bir böyle gider, böyle gider. Ve hemen anlarsın, yani direksiyondan anlarsın. Direksiyonu böyle yan tutuyorsan, yani böyle düz tutman gerekir direksiyonu. Bakıyorsun düz tutun halde yana giriyor, ha balans ayarı bozuldu. Ne yaparız? Hemen bir tamirciye gideriz. Şimdi bu Evet. çok özür dilerim. Allah'a Olabiliyor böyle şeyler. Anladım. Evet kardeşlerim, hocam birazcık öksürüyor onun için. Allah izin verirse biraz sonra katılacak bize. Hocamızın da dediği gibi peygamberimiz de tabii ki söylüyor bunu. Vasat yol tam da kendimizi daha böyle mutluluğa sevk etmek istiyorsak Allah'ın gösterdiği yolda dikey olarak vahiy ile yürümemiz gerekiyor değerli canlar. Şimdi ilerleyen zamanlarda inşallah böyle bir eğitim yapacağız. Değerli hocalarımıza ya da ben tek başıma yaparım. Bizim huzuru ya da mutluluğu daima ileriye yönelik düşünmemiz gerekirse huzuru daimi huzurda olduğumu bilincinde olarak yaşa diyoruz, değil mi hocam? Evet hocam, evet. Bakın, bir de dengesizlik İyisin, değil mi? yaşayınca bir yana tuz, bir yana kıyıyor. Yani bak, canlı yayının içinde bir dengesizlik yaşadı. İç taraftan böyle bir gelen şey hayatının kalitesini, bir de bak, nefes almasına engel olabiliyor bir anda. Evet. Hayatımızda bir ölçüden, hani bir arabanın dengesi üzerinden ilerledik hocam. O denge bozulunca, balans ayarı bozulunca işte yana giden bir olay. Bizde de dengelerimiz bozuluyor. Peki bizim dengemizi ne düzeltecek? Yani bir ölçüdür denge. Bunu dengeleyecek olan Allah'ın kitabı. İşte
Bunu biz tabii inanan insanlar için konuşuyoruz. İnandığımızda biz kendi inandığımız doğrular üzerinde konuşuyoruz. Nitekim Rahman Mülk Suresinin ikinci ayetinde bu dengeyi bize çok net bir şekilde anlatıyor. Estağfirullah. Muazzam bir ayet. Diyor ki Rahman, siz yarattım. Hanginiz daha güzel amel işlesin diye. Hani buradaki dengeyi de neyle koyuyor? Ölüm ve hayat. Bir tarafta ölüm, bir tarafta hayat. Dengesi bunun imtihan. Eğer imtihan olduğunu fark edersek öldük. Yani bak doğduk ve gidiyoruz. Hızla bir noktaya. Bir noktadan bir noktaya. Yani şurada bir nokta var, burada bir nokta var. Ve bu noktanın içinde istesek de istemesek de yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani bir anda bakın bir anda canlı yayında gidip bilirdim yani. Bir anda bir olay canlı yayında şahit olacaktınız benim görüşüme mesela. Bir anda bitti yani. Hayır Hayat bu mı yani. diyorsun? Bu Hayır, daha hırs gitmiyoruz. Çok işler değil yapacağız daha. mi? Bu ölmek de canlı yayında ölmek de çok işler getirebilir. Aa neler konuşmuş? Az evvel de söylemiş de olacak yani. Nefes aldık, veremedik, verdik, kalamadık. Kadın 5 dakika önce söyledi. Ah, bir anda nefes aldı, ikinci kelimeyi getiremedi yani. Bak bu da güzel bir iş yapabilirdi. Böyle flash flash bütün haberlerde çıkabilirdi yani. Olurdu. Bak canlı yayında nefes alırken veremedi. İçine aldığı nefesi dışına veremedi. Çünkü gerçekten öyle oldu. Şurada kaldı nefesim. Ama işte bak bu nedir? Bilmek gerekiyor yani. Canı veren canın sahibi. Ve canı istediği zaman alacak. Malı veren malı sahibi. Malı istediği zaman alacak. Evladı veren evladın sahibi. Onu istediği zaman alacak. Yani bakın bu müthiş bir farkındalıktır. Hayata gerçekten bu farkındalıkla bakabilen, hiçbir şeyin sahibi olmadığını farkında olan bir insan ne eşine zulmeder, ne bedenine zulmeder, ne bu beden benimdir deyip ortalara çıkıp 8 Mart'ta öylekisine rezilliklere şahitlik yaptırtmaz vücuduyla. Yani bu yüz kırısı olaylar, içi parçalayan olaylar. Yani nasıl olur da insan kendini bu kadar küçük düşürebilir? Yani burada bir dengesizlik var insanın hayatında. Bu dengesizlik kadın ve erkeğin, bakın dengesini Allah aileyle kuruyor. Başka hiçbir şey yoktur. Kadını dengeleyen kadın erkektir. Erkeği dengeleyen kadındır. Kadını kadın dengeleyemez. Erkeği erkek dengeleyemez. Bu yaratılışa terstir. Fıtrata, yani insanlığa da terstir. İnsanın mutluluğuna, bak mutluluğuna, anlık mutluluktan verir. Ha biri kadın kadını anlar ancak erkek erkeği anlar ancak bunlar yok olan. Eksik taraflarımız tamamlanacak. Bir kadın kadınla beraberlikten çocuk oluşmaz. Bir erkek de erkekten beraberlikten çocuk oluşmaz. Neslin devamı olmaz. Yani başkasının çocuğunu evlat edinerek de anne baba olunmaz. Yani kandırmayalım kendimizi. Biz biliyoruz yetişkin insanlarız yani. Oradaki o kadar protesto eden insanların hepsi de yetişkin insanlar yani. Biraz daha aklı selim olmak gerekiyor. Yani insanın aklını gerçekten muhafaza etmesi lazım hocam. Bakın hayatın dengesini Allah-u Teala bir hidrojen bir de oksijenden oluşturuyor. Bu ne demek ya? Biri yanıcı, birisi yakıcı. Yani düşünsenize bunun ikisinin dengeli bir şekilde olmasıyla hayat gibi bir olgu oluşuyor. Dengeye bakın ya. Dengeye gelin yani. Dikkat edin. Mutluluğun dengesinde ne var? Aklın ve kalbin. Yani bu duyguları bu şekilde yıpranmış insanlar akıllarıyla hareket etmedikleri zaman denge bozuluyor hocam. Mutlu olduğunu sanıyor ama mutluluk o değil. Yani kalbinle aklını birleştirmen lazım. Yani kalbinle aklını evlendirmen lazım tabiri caizse. Bak iç dünyada da bir huzur. Huzur. Huzur yok yani iç dünyada. Mesela dünya hayatında da bir denge var. Yer çekimi olmadığı zaman bakın yeryüzünde yaşam olmuyor. Yer çekimi dünya hayatında bir denge oluşturuyor. Ve mümin insanın da bir dengesi var. Peki bu ne? Allah'ın kitabını çok iyi okumak, Allah'ın yarattığı kitabı çok iyi okumak. Yani burada, bakın burada da dengeyi yakalayamıyoruz. Yani müminler olarak, Müslümanlar olarak da Allah'ın kitabını okuyup, yarattığı kitabı okumuyoruz. Bak bütün her şeyden, her şeyden geri kalıyoruz. Bütün cehalet Müslüman ülkelerinde. O zaman denge hayatımızın her alanında çok önemli.
ne ilmi ne bilimi terk edebilirsin. Yani Allah'ın ilmi var, Allah'ın bilimi var, yarattığı kitap ile bunu iyi okumak ve birleştirmek aslen budur. Peki hocam, ailedeki denge ne? Çünkü Evet. bakın her şeyde bir denge. Kadın ve erkeğin mutluluğundan, huzurundan oluşan hakların bilinmesi. Bakın karşılıklı haklar bilinecek. Birbirinin haklarına tecavüz edilmeyecek. Yasa da Sınırlar. diyebiliriz bunlara, değil mi hocam? Efendim, bir daha hocam. Ailenin içindeki daimi huzuru yakalamak için yasa, yani Allah'ın koyduğu yasalar da denilebilir. Kesinlikle. Yani Allah kitabında 12 ya da 14 hududullah ayet vardır. Allah'ın sınırları. Hocam boşanma konusuna giriş yaptık. Gelecek hafta inşallah Fatih Bey ile devam edecek. Boşanma konusunda bir ayette sadece 4 tane Allah hududullahı koymuş. 4 a, yani bir ay içine 4 tane hududulları boşanmanın içine koymuş. Ve inanın ki ben yıllardır aile danışmanlığı yapıyorum. Şu anda bile elimde aile boşanmak üzere kaç aile var ve Müslüman aileler. Ben Müslüman ailelerle uğraşıyorum. Din olarak Türk, din olarak İslam. Yani Türkçe ve İslam dinine müntesip olan kişilerle muhatap oluyorum. Yani buna kalkıp da başka dinden nim diyen birisi gelmedi daha. Yani en azından geldi bir tane. Evet. Ama o da şey yaptı yani, bayağı iyi bir insandı yani, gerçekten o da ilginçti. Yani öyle bir sıkıntısı boşanmayla ilgili değildi en azından. Yani şu anda ben kendi bu kadar yıllık çalışmamda, aile danışmanlığımda inan bir kişi gördüm sadece, böyle medeni olarak boşananlar. Medeni. Bir kişi. Onlar da gittiler mahkemeye beraber. Kararlaştılar, 5 dakikada boşanıp geldiler. O biçim oldu yani. Ama öncesinden çok yıprattılar kendilerini. Onu da biliyorum. Hani danışmanlık yaptım bir ailede. Ama bakıyorsunuz, inanın 4 tane sadece bir ailenin bir ayetin içinde hududullahı koyan Rahman'ın sınırları, bak Rahman'ın sınırı bu. Hani bırakın karşılıklı karı kocanın sınırlarını, Rahman'ın sınırlarını çiğnendiği bir olgunun, bir hayatın içinde Safiye Hocam. Rahman'ın Maalesef. sınırları çiğnenirse Allah o mutluluk ya da huzur verir mi? Ki biz insanların sınırlarını çizdikçe, bak hakları bileceğiz ve karşıdakinin hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Kendi hakkımıza da tecavüz ettirmeyeceğiz. Yani sınırın buraya kadar, evlilik bu sınırı kaldıran bir olgudur yani fiziksel olarak. Yani bir evlilikte de hani bittim noktasına da değil, insanız. İnsanlığımızı, kadınlığımızı, böyle yani evliliği de bitecek olgular var haliyle. Hani sebep olan olgular var haliyle. Hani kişilik ve özlük haklarının bitmesi, yitmesi, yitirilmesi değildir yani evlilik. Hasılı yani burada haklar çok önemli. Hukuk, bakın hukuk üzerine oturur. Ki biz yani mesela dün çok ağırlıklı durduğum konu çocuklardı. Ortada ezilen çocuklar için. Unutmayalım. Bizler anne ve babayız. Bizler aynı zamanda evladıyız. Allah'ın bu dünya mutlu olmamız için yaratıldığı yeryüzünün en şerefli misafiridir. Biz buna es geçiyoruz Safiye Hocam. Yani Evet, bunu en çok da geçirmek bu ihmal ediliyor hocam. Yani kesinlikle. ayrılmış olsa bile o çocukların, ben de şahit oluyorum maalesef, o çocukların psikolojisi bir türlü düzelmiyor. Babaya Yok. gidiyor, baba onu manipüle ediyor. Anneye gidiyor, anne onu manipüle ediyor. Daha doğrusu çocuk, yani anne baba ayrılmış olsa da hocam, o çocuk ziyan olup gidiyor. Evet. Yani şimdi aynı evin içinde bile çocuklarını eğitmekte problem yaşıyoruz. Anne bir türlü söylüyorsa, baba bir türlü söylüyorsa bile problem oluyor. Zaten sanal dünyanın içinde çocuklarımız kayboluyorlar. Aynı evin içinde farklı kulvarlarda hareket ediyoruz. Kadın bir tarafta, erkek bir tarafta, çocuk bir tarafta. Yani yemekte bile buluşamıyoruz. Aynı dört duvar arasındayken. Bir de düşünün ayrı evlerde anne bir tarafta, bu bir tarafta. Annenin eğitimi, babanın eğitimi ona gidiyor, daha iyi götürmek için onda biraz hani onda bir yeni bir hayat alışıyor, sonra gidiyor öbür tarafa gidiyor. Yani çocuk tamamen ikilem bir hayatın içinde bozulmuş, mahvolmuş. Ya yani biz mutsuz olmak gibi, yanılmak gibi, kaybetmek gibi bir şansımız yok yani.
İkinci şansı olmayan bir dünyanın içindeyiz. Tekrar tekrar bunu her zaman dile getiriyorum. Yani çocuklarımızı heba etmek gibi, kendi canımızı heba etmek gibi, yani böyle mutlu olmamak gibi bir şansımız, bir zamanımız yok yani. Biz mutlu olmalıyız, kazanmalıyız. Buna mecburuz hocam. Yani bu Şimdi evet değerli hocam, şunu da tavsiye edebilir miyiz? Derslerimde ben bunu söylüyorum defaten. Evlenmeden önce çiftler mutlaka 6-7 ay anne baba okuluna gitmeli midir hocam? Yani anne baba okulunu şöyle, ben hani evlenmeden önce çok erken de hocam, anne baba dediğin Şey, zaman çocuk evlilik okulu. ha, Evlilik evlilik okulu. okulu daha mantıklı. Yani biliyorsunuz yıllardır yaptığım mücadelem bunun üzerindedir. 15 yıllık bir mücadelem var, evlilik okulu mücadelem. Rabbim inşallah bunu daha büyük kulvarlarda herkesin de üstlenebileceği, özellikle devletin ele alıp da evlilik ehliyeti olmayan kişilerin evlenemeyeceği kararının hukuki olarak konulabileceği, yani mesela şu anda başlangıç noktamız, benim yaşadığım yerde evlilik araba ehliyeti 14 hafta önce bir eğitimden geçiyorlar. Yani 14 hafta düzenli imzalayacak geldiğini ve öğretmen tahtada arabayla ilgili, kurallarla ilgili bütün bilgileri tek tek veriyor. Sonra elinde böyle kalın sorular var. Bütün soruları tek tek inceliyor, araştırıyor, iyice kafasına yerleştiriyor. Sonra imtihana giriyor bu kişi. İmtihanda bütün hepsini iyi bilmesi lazım. Yani çok az, 4 yanlış mı yapması gerekiyor? Yani en fazla 3 ya da 4. Bizim Yani o da burada 5'ti hocam en neden? son. Orada Nasıl? bilmiyorum ne kadar. Ne Burada kadardı? 5 hakkımız vardı. Ben yıllar önce almıştım ehliyeti. Burada 5 değil yani. Mesela bir soru da olabilir. Yani öyle bir şey. Yani çok fazla bir hata hakkın yok yani. Ve o imtihanı tam vermen gerekir. Eğer imtihandan geçemezsen bu yazılı sınavdan bir daha gireceksin, bir daha gireceksin. Yani öyle her giren alıyor diye bir olgu yok. Ve hep ciddi paralara, yani bir bedel ödüyorsun, ciddi bir bedel ödüyorsun. Bunu aldıktan sonra artık arabada far yapıyorsun. Ne diyeyim? Şoför, öğretmen yanında artık 1, 2, 30, 40, artık onun tecrübene göre Prova o yap. öğretmen senin yanındaki, tamam, imtihana gidebilirsin. Yazı, bu da pratik imtihanına. Pratik imtihanına girebilirsin dedikten sonra öğretmenin, artık imtihana giriyorsun. O imtihan içinde de başarılı olursan, ne kadar, yarım saat, bir saat seni gezdirecek sokaklarda, park et, git, dur, hata yapıyorsun, tekrar döndürüyor falan. Ha, orada da hak edersen alıyorsun, hak etmezsen bir daha, olmadı bir daha, olmadı, 3 tane hakkın var. Üç İnsan haktan sonra hayatı söz konusu değil mi tekrar sonuçta? yeniden. Ya yani inanın o kadar önemli ki. Yani bu araba ehliyetinin olması, tabii Türkiye'de durumlar biraz daha farklı, onun farkındayım. Burada çok böyle ciddi manada tedbirli alınıyor. Yani böyle bir ortamda bizler bir kaza olduğu zaman birçok kimsenin ölümüne sebep olabiliyoruz. Yani çok acı bir şey. Ama evlilik de büyük Öyle. kazalar. O da Yani öyle. az evvel danışanımın annesi arıyor. Yani yalvarıyor resmen. Ne yapabilirim? Bana yardım et. Ama diyorum, senin kızın, damadın benden yardım istemiyorsa, yani dökme suyla değirmen dönmez. Onların bana gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda onların o pozisyonu anne babalar görüyor. Lütfen yardım et. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Olmuyor. Uzaktan olmaz bunlar. Onların yapması, onların, ama önce önemli olan evlilik öncesi bu bilgilerin alınması. Evlilik nedir? Aile nedir? Karşılıklı haklar, hukuklar, sorumluluklar, sınırlar nelerdir? Sonra bunları yapmazsam neler gelir? Kadın nedir? Erkek nedir? Kadının önceliği, erkeğin önceliği. Sonra problem olursa nasıl davranayım? Bunlar hep bir zikirdir bakın. Zikir, kullanıma hazır bilgidir Safi Hocam. Bu ne zaman yarar? Sabretmeye gereğini duydurduğun bir ay imtihanla karşı karşıya kaldığında neler yapacağını bilgisi o zikrin içindedir. Uygulamak için lazım. Uygulamak için Uygulamak. çok lazım bütün bunlar. Yani kırmızı ışıkta durulur, sarı ışıkta hazırlanır, yeşil ışıkta geçilir, artık bu olağan şeylerdir. Herkesin bildiği şeylerdir. Ama bakın koca koca kırmızı işaretler evlerin içinde de var. Ve o
kırmızıdan geçince karşı tarafın sınırına girmiş oluyorsunuz. Tekim hocam, sizin dediğiniz olgu o kadar önemli ki, evlilik okulu, evlilik ehliyeti, ehliyetini aldın mı? Oğlum, ehliyetini aldıysan kızımın ehliyeti var, gel bana talip ol. Anlatabiliyor muyum? Böyle olmalı aslında. Emin ve ehil. Bak, evlilikteki şartlar bu Safiye hocam. Emin biriyle ve ehil, yani ehliyetli biriyle evlendirmektir asıl olan. Vasıflardır bunlar. Yani bunun emin olabilmemiz, eminlik vasfı da iffetiyle. Allah iffetsiz birisine evlenmeyi haram kılmış. Kadına da erkeğe de. Hani bu da sınırlar çizilmiş. Haramlar, kimlerle evlenmesi yasak olanlar çok net bir şekilde belirlenmiş. Hasılı hocam, biz kaybediyoruz yani bazı. Hani şunu çok iyi bilmeliyiz. Hani mecburuz dedik ya aslında. Kazanmalıyız, mutlu olmalıyız dedik ki hocam. Mutsuz olmak, yani bu testlerden, bu sınavlardan geçmediğimiz müddetçe hayatımız bizim cehenneme dönüş. Yani cenneti biz hep ahirete algılamışız. Ahirette, ölümden sonra. Halbuki aile, evlilik ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur. Hayata bu doğrultuda bakacak olursak değerli hocam, cennette mutluluğumuzla birlikte o güzellikleri götürüyoruz. Mesela diyeceğiz ki, ah, bu bizim tattıklarımızdan, bu bizim yediklerimizden. Nasıl olacak hocam? Mutluluğu burada tatmıyorsak orada nasıl mutlu olacağız? Anlatabiliyor muyum? Hep biz bunu meyveyle, sebzeyle geçiştiriyoruz. Aa, bu muzun aynısını orada yemiştik. Aa, bu çok daha tatlı, domatesin bir benzeri. Aa, buna benzer bir şey yemiştik. Buna benzer bir mutluluk tatmıştık yani. Tatmıştık. Böyle bir haz tatmıştık. Aa, burası çok daha büyük, çok daha güzelmiş. Hani bunu tatmazsan orada nereden bileceksin onu? Hani tatmıştık diyeceğiz ya. Öbür türlü de cehennemde odun yok derler ya, herkes odunun yanında götürür. Allah alem. Tebbet suresinde de belki o şekildeydi. Hamallık yapan, kendi odununu taşıyan. Yani Mücemile bu, deniliyor, evet. yani bunun için bizim ebedi mutluluğu kazanamama diye bir olguyla iç içe. Yani kaybettiğimiz bizim kendi zamanımız, bakın zamanımız, gençliğimiz, kendi adımıza bedenimiz, sonra eşlerimiz, sonra çocuklarımız. Yani bir servet ya da eşya değil bu kaybettiklerimiz. Bir insan. İnsan israfı, bak israftan bahsediyoruz biz. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Neye varıyoruz? Ekmeğine atma, yemeğine atma. Peki insan israfı nedir? Evet. Eşini bir ayet olarak görmüyorsun. Kendini bir ayet olarak görmüyorsun. Çocuğunu bir ayet olarak Bir görmüyorsun. nimet olarak görmüyor. Ya Nimet nimet olarak. olarak görmüyorsun. Biz Evet. nimet o kadar sınırlamışız ki, nimet sadece yediğin içtiğin. Çok evet maalesef. Ya insan israfı, inanın, israfların en korkuncu ve hesabı da en çetin olan. Hasılı bizler hocam toplumu oluşturuyoruz. Sağlıklı eş, karşıdaki eşinin de sağlıklı olmasını gerekir. Yani biz toplumu oluşturan insanlar olarak sağlıklı olursak, sağlıklı bir eşe denk gelme şansımız çok daha olur. Bakın, mıknatıs gibi. Mıknatıs toz çekmez. Mıknatıs kendi gibi olanları çeker. Yani madenleri çeker. Paslı bile olsa demiri çeker. Kesinlikle. Yani o paslı bile olsa onu çeker. Demiri yani. Kendisi gibi Hı. olanları. Ama tozdu, çöptü, çöp, hani böyle öyle şeyleri çekmez yani. Kendisine benzeyen her şeyleri çeker. O zaman mıknatıs gibiyiz biz. Kalbi sevgi dolu olan, onuru, saygısı, kendine güveni, bu özüne güven olarak Rabbına güveni, hayata dair düşünceleri, iyi niyeti, kişiliği, karakteri oturmuş, kendisini tanıyan, hepsinden de önemlisi. Gerçekten, gerçekten. Hani o güven noktasında Allah'a tam güveni olan ve tevekkül olan, hesap gününün geleceğine inanandır sağlıklı insan. Çünkü Allah ne der ve sen olur. Misale zerratun hayrayın.
Zerre kadar iyilik yapsan karşını görecek. Zerre kadar kötülük yapsan karşını göreceksin. Nerede? Sizde. Sadece bunun sonrası mı hocam? Bu dünyada da görmüyor musun? Bu Görüyoruz dünyada maalesef. da görüyoruz. Bu dünyada da görüyoruz. Onun için kendimiz için bir fedakarlık yapalım. Zaman çok çabuk geçiyor. Yapmazsak başkaları için fedakarlık yapamayız. Kendimiz için yapmazsak. Tıpkı mutsuz olanın mutlu olması beklenemediği gibi hocam. Hasılı aileye dönecek olursak. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Geçimsiz kadın yok. Geçimsiz erkek yok. Mutluluk hepimizin hakkı. Peki ne var? Anlamayan ve idare edemeyen bir kadın var. Anlamayan ve idare edemeyen bir erkek var. Peki neden? Hepimiz bunun aslında neden olduğunu biliyoruz. Çantada keklik. Anlatabilir miyim? O çantada keklik. Mesela danışanım, aktüel bir danışanım var. Şu anda. Yani düşün, yıllardır, 20 yıllık evli. İki tane üç çocuğu var. Ve hep aynı çukura düşüyor, aynı çukura düşüyor. Yani eşi o de her türlü işte içki de var, kumar da var, her şey var. Yani anlayacağınız. Ama kadın çocuklarım var diyor ve seviyorum diyor ve devamlı ona bağımlı yani. O da ona bağımlı. Bağımlılık boyutunda. Narsist ve bağımlılık zaten biliyorsunuz hocam. Bir Bir anda. kadın narsistse diye karşısındaki bağımlıdır. Evet. Artık nasıl hani onu artık onu bu şekilde hani şey yapmayalım ama bağımlılığı var. Kadının sevgisi var. Yani seviyor yani. Bir tabii çocukları da var hani de. Annedir. Annenin yüreği çocuklarımı başka bir yanda büyütmeyeyim. Hani yalnız bir de genç daha nihayetinde. Her neyse olay çok derin, vahim. Ama mesele şu. Adamın eve istediğim zaman gelirim. Yani çantada kekliksin sen. Atırım atırım yine geliyorsun. Atırım atırım yine geliyorsun. Çıkarım tekrar gelirim. Burası ben ister gelirim ister gelmem. Yani şu değişim noktası şurada oldu. Hani gelemeyeceğini anladığı anda artık daha hani korkma. Hani kaybetme korkusu. Bir tarafta kaybetme korkusu yok. Kaybetme korkusu geldiği zaman yani çantada keklik olmadığını karşı tarafa gösterdiği zaman durum değişiyor. Ve bu durumda da öyle oldu. Yani şu anda evliliklerimize, eşlerimize çantada keklik düşüncesi, bu benim malım düşüncesi baktığımız zaman bak yıpranmasına sebep oluyoruz. Ve bu da mutluluğun, başarının, huzurun kaybına iş. Peki, sonlara gelmişiz. Zaman ne çabuk Evet kaçmış. hocam, Ben şunu kısa toparlarsak. toplayayım Safiye hocam. Odaklanmalıyız hocam. Niye odaklanacağız? Ailede mutluluğa odaklanacağız. Mutlu olmayan yani anlık mutluluğu yakalayamayan gelecekteki huzurdan mahrum kalır. Güzel bir cümle kurdun yahu. Evet. Anlık mutluluk hepimizin çok önemli çünkü anlık mutluluklar geleceğimizi inşa ediyor. Hocam geleceğimiz şu günümüzde yaptıklarımıza bağlı mısın? Tamam. Yani onun için bu ana odaklayalım. İsteklerimize odaklanalım. Ne istediğimizi bilelim. Ve bu bilgi üzerine düşünelim. Düşünelim. Tefekkür edelim. Yani biz daha hala ne istediğimizi bilmiyoruz. Artı kendimizle yüzleşelim. Nerede hata yapıyoruz? Bakın kendimizle. Kendi yaptığımız şeyler bize acı veriyor. Karşı tarafın yaptıkları değil öncelikle. Ve sonra tabii ki sebep arıyoruz. Sen bunu demeseydin ben de bunu demezdim. Yapmasaydın yapmazdım noktasında. Öncelikle bizler kendi yaptığımız hatalarımızı kabul edelim. İç dünyamızda ilk kitapta huzuru elde edelim. Doğru yapanlar huzurlu olurlar hocam. Doğru niyetli. Önceliklerimizi belirlemek lazım, huzuru bulmak için de değil mi? Kesinlikle hocam. Yani önceliklerimiz hayatta önemli ve öncelikli konularımız vardır. Önceliği belli olmayan önemli konularda da ortada kalırlar. Bunun için, bunu yapabilmemiz için psikolojide de en önemli unsur kendimizi öncelikle ve eşimizi fark edelim. Farkındalık. Farkındalık hayatımızda yoksa gerçekten biz hep olduğumuz yerdeyiz. Böyle hep döneriz. Demme Bosna tulumba gibi devamlı aynı şeydir. Döngü, evet.
Biz birbirimizi fark etmediğimiz, anlamadığımız, evdeki yerimizi bilmediğimiz sürece mutluluğun arkasından koşarız ve sonunda yoruluruz Safiye Evet. Hocam. İşin daha da acı yönü ne biliyor musunuz? Yaptığımız bütün hayırlı işlerden dahi, yani ne kadar güzel iş yapıyorsak, birine mi yardım ediyoruz, bir derse mi gidiyoruz, birinin derdine mi derman olmaya çalışıyoruz? Yani böyle ev ev gezip infak mı dağıtıyoruz? Yani ne yapıyorsan mutmain olmayız bu hayırlı işlerden. Tadını alamayız hocam. Acı değil mi bu? Düşünsenize çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama bunun tadını alamıyorsunuz. Değer verilmediği ve ciddiye alınmadığımız düşüncesi ve şüpheler vardıysa evin içinde şüphe kurt gibidir. Evli böyle ağacın içinde yer bitirir ya. Yani. Bu evliliğin içinde yer bitirir. Evliliğin kurdudur şüphe. Bu kurtları bilirsek, bir yerlerde sorunun varlığını kabul edersek, sonunda hepimizin sevgi adında, mutluluk adında, huzur adında, nur topu gibi bir evladımız olacak. Bu bak sevgi olacak yani yavrumuz ve bu sevgi evimizi cennete çevirecek. Demek Evet. ki cennet neyle? Sevgiyle, mutlulukla, huzurla. Ve şunu da unutmayalım hocam. Vermeyi dilemeseydi yaratan istetir miydi? Eyvallah, tabii ki. Altını kalın çiziyorum. Vermeyi dilemeseydi yaratan bu cümleleri dilimize döker miydi? Şimdi dikkat İstemeyi edin. vermezdi. Allah Resulü'nün çok güzel bir söylemi var. İstemesini bilmeyen alamaz. Hayata gözlerini yeni açmış, aciz bir bebek var. Aciz bebek bile ağlayarak isteklerine ulaşıyor. Ki Allah Resulü'nün hadisini şimdi söylüyorum. Ayakkabının bağını bile bakın Allah'tan istenir. Yani ayakkabının bağını bile Allah'tan. Evdeki huzur, eşimizin kalbi, dünyadaki mutluluk, dünya nimetleri ayakkabı bağından daha adi olmaz. Onun için istemesini bileceğiz hocam. O gücün bize her şeyi ama her şeyi verebileceğini kalbimize tam güven oldu. Özümüze tam güven zaman ve ondan istediğim zaman İyyâke nestaîn. Bak ona ibadet ve ondan yardım. Ya, sadece ondan yardım istediğimiz zaman biz mutlu olanlardan ve hayata daha sağlam bakanlardan olacağız hocam. Yeter ki ne Evet. istediğimizi bilelim. Bakın ne istediğimizi bilelim. Mutluluğumuzu hiçbir zaman başkalarının eline vermemeliyiz hocam. Bu işimizde olsun. Şimdi sıkıntı burada. Hep kadınların da ortak problemi, erkeklerin de ortak problemi. O beni mutlu etsin. O değilsin. Ya yani danışanlarım hep kendilerinin doğru olduğunu, eşinin ya değişmesi gerektiği üzerinde ve hep değişim üzerinde. Değişim insanın kendinden başlar hocam. Mutluluğu verenin eş değil, alemlerin sahibi olduğu mutlu olması lazım. Ve değişenin o değil, kendimizin olduğunu bilmemiz lazım. Ki Rahman bizi bu dünyaya mutlu olalım diye yarattı. Mutsuz olalım diye. Mutsuzluğumuzun temelinde inanın biz kendimiz yatıyoruz. Ki duamız şu olsun. İnanın çok önemli bir dua. Bu Sümer kalıplarında hani kalmış bundan ta 4000 yıl önceden kalan kitabelerde yazalım. Uzunca bir manzume var. O manzumenin altında şöyle bir dua var. Tanrım diye geliyor ama Ya Rab ben böyle Rabbim diyorum. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için bana cesaret var. Cesur olmak lazım hocam. Cesur olmadığımız için başkalarının değişimi üzerine bir hayat kuruyoruz. Bir aile mutluluğu kuruyoruz. Yanlış Değişim yerden başlıyoruz hocam, yanlış. tabii ki başladığımız yer yanlış. Yanlış. Dinlediğimiz kendimiz. Kendimizden başlamamız lazım Safiye Hocam. Değiştirebileceğimiz bir şey var. O da kendimiz. Bunun için de cesarete ihtiyacımız var. Rabbim bize cesaret ver. Değiştiremeyeceğimiz şeyler var hayatımızda.
Yani karşımızdaki işimiz, ya kaç yaşına gelmiş adam, 50 yaşına, 60 yaşına, 40 yaşına, 25 yaşına, yani kaç yaşındaysa işleriniz. Ya o bir kalıba girmiş, bir şeyler olmuş, bir kişiliği, karakteri oturmuş. Yani sen bile değişmezsin istemedikçe. O isterse değişiyor hocam. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmek için bize sabır ver yani. Sabır. Ama en önemli, en güzeli de şu. Bu ikisinin arasını ayırt edecek akıl var. Bazen olur. Yani o öyle bir olay vardır ki bu değişebilir aslında. Sen buna kör kütük sabrediyorsun. Hani o beraber yapılabilecek bir olgudur. Buna da akıl lazım. Rabbim aklımızı da kullanmayı bizlere lütfet. Akıl selim ver. Feraset ver. Hikmetle hareket etmeyi bizlere lütfet. Amin. Furkan'ı doğruyu elden ayırt eden o güzel vahyi okuyup hayatına dahil etmeyi bizlere lütfet ya Rabbi. Onu mecbur bırakanlardan, mahrum bırakanlardan etme. Daimi elinde kitabıyla hemhal ol. Rabbimin yarattığı kitabı da yani öncelikle kendin. Geçenlerde çok güzel bir resim gördüm. Çok hoşuma gitti. Şöyle kafasını böyle kafa şurada, kitap burada. Evet. Yani çok güzeldi. Sait Çamlıca hocam onu çok sık paylaşır. Rahmet olsun gönlüne. Kim? Sait Çamlıca hocamız onu çok paylaşır. Çok güzel bir görüntü hocam. Bence de hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Hı. Yani kendini oku. Kendini oku. Yani biz hep böyle okuyoruz ama yani buradan giriyor, buradan oku, okuma yani okumayı yüreğimize, gönlümüze oturtacak şekilde olur inşallah. Kendimizi okuyalım, işlerimizi okuyalım, çocuklarımızı okuyalım, kainatı okuyalım. Okuduktan sonra idrak edelim, anlamlandıralım. Anlamlandırdığımız şekilde hayatımıza girdiğini farkındalığıyla hayatta mutlu olacağımız yerin adresini şaşırmayalım sakın. Yani mutluluğu verenin adresini şaşırmayalım. Şaşırırsak hocam kötü olur yani, Evet. kötü olur. Durum bu hocam. Kesinlikle. Gerçekten aileye mutluluk yakışır yani, yakışır. Evet. Rabbim yakışanı peşinde olanlardan etsin bizleri. Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Güzel bir konuydu yine. Daimi olsun huzurumuz, mutluluğumuz. Rabbim bizi vahiden Amin inşallah. ayırmasın. Dünyada ne üzerinde bizden razı olacaksa o işlerde kullansın. Allah nasip ederse haftaya görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmet olsun.